ilk insanları çağırması neydi? Ey insanlar, la ilahe illallah demeye geliniz. Biriken ahaliye ilk hitabı la ilahe illallah kelime-i tayyibesini söyleyiniz buydu. Demek ki ilk 500 Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirmiş olduğu emirler içerisinde başlangıç emir ubudiyet emri, kulluk vazifesi zikirle başladı. La ilahe illallah deyiniz. Hali geldi birikti. Ne için bizi çağırdık? Sizi çağırdım ki la ilahe illallah deyesiniz. La ilahe illallah hakikatini kabul edesiniz. Çağırdım sizi. Ben ve benden önceki bütün peygamberlerin söyledikleri sözlerin en hayırlısı la ilahe illallah'tır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah. Onda nefi ve ispat vardır. Nefi manası hiçbir şey yoktur. La ilahe, başka ilah yoktur. İllallah, bu ispat etmektir. Birincisinde, başka ilah yoktur diye bu hakikati bildiriyor. Akabinde, illallah, Allah'tan başka. Başka ilah yoktur, ancak Allah vardır. Onun için Allah'tan başka ilah yoktur sözünün bu tercümesi bir parça sonunda nefi ile geliyor. Halbuki Arapçasında ispat ilendir. Onun için şimdi bu söylettikleri söz bize doğrusu odur. Başka ilah yoktur, ancak Allah vardır. İllallah vardır'la bitirdiğimizde bu tam ilk olarak yokluğunu bildirdiğimiz şeyin hakiki olarak Allah olduğunu ispat ediyoruz. Yani ilah sizin uydurduğumuz tanrılarınız değildir. Ancak Allah'tır. Başka ilah yoktur, ancak Allah vardır. Bu tam Arapça kelime-i tevhide uygun olan bir manadır. Ancak Allah vardır. Başka ilah yoktur, ancak Allah vardır. Bunu söyletti. Peygamber aleyhissalatü vesselam o etrafında toplanan kimselere. Yemen'e Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe-i kiramı gönderdi. Ve ona öyle tembihatta bulundu ki Yemen ahalisinin kalpleri yumuşaktır. Onlara şiddeti gösterme, yumuşaklıkla onlara hitap et diye emredildi.
ilk olarak onlara ne söyleyeceğini de temin etti. La ilahe illallah diyeceksin onlara. Onu öğreteceksin. La ilahe illallah demeyi öğreteceksin. Hiç din ile, iman ile alakası olmayan adamlara ilk öğretilecek la ilahe illallah. Yani Allah'ın ilah olarak varlığını kabul ettirilecektir ilk. İslam'da ilk adımı Allah'ın varlığına inandırmakla attıracaksın. Karşındaki kimseye. Namazdan, oruçtan başlayacak değilsin. Ters taraftan. Ve başından. Baştan başlayacaksın. Ve onu kabul ettireceksin. Bu da olmaz. O insanı inandıracaksın. La ilahe illallah olduğu hakikatine inandıracaksın. O sahabe-i kiram gidip Yemen illerinde efendim, çadırını vurdu, oturdu orada. Bir kimse misafir geldi diyerekten insanlar gelip tecessüs etmeye başladılar. Yani araştırmaya. Kimdir, nedir, ne için geldi, nereden geldi, ne yapmaya geldi diye. Onu tahkikata geldiler. Dedi ki ben ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselamın elçisi olarak geliyorum buraya. Niyabeten geliyorum. Sizi İslam'a davet ederim. Yeni İslam dini geldi. Ona sizi davet ederim. Ya. Peki dediler. Bu yeni dinde ne vardır? Ne yapacağız? Bu yeni dinde biz neyle emroluyor? Dedi ki bu yeni dinde la ilahe illallah demek vardır. Başka? Başka yok. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Başka? La ilahe illallah. Gene. La ilahe illallah. Bir daha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bütün ahali. Oradan dönüp giderken la ilahe illallah diyerekten gidiyor. Ne oldular? Yeni bir peygamber geldi. Bir din getirdi. Bu dinde efendim la ilahe illallah demek vardı. Kabul ettik. Ve söyleyiyoruz dediler. Başka bir şey yok mu? Hiç başka bir şey yok. Çok kolay bu. La ilahe illallah demesi çok kolay demişler. Çünkü zikrin halaveti vardır. Tadı vardır. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri anlatırdı. Allah derecatını aleyhmesi. Şeyh Şerafuddin Hazretlerinin de dayısı Ebu Muhammed'in Medeni Hazretleri. O Reşadiye'de yatır o da, o türbede. Onun hanımı varmış. O boyuna la ilahe illallah, 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 la ilahe şey söylediği vakit arada bir söz söyle ondan sonra la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ey evlatlar, size de onu tatlı geçirsin Cenab-ı Hak derdi. Bana tatlı getirdi Cenab-ı Allah, onun için duramıyorum diyor onu söylemeden. Onun manevi has, manevi tadını tattıktan sonra duramıyorum diyor onu söylemeden. Birbiri arkasına söylüyorum. Yattığı zaman da bu
parmağın böyle çalışır, biri oynarmış onu. Bunu kanda tavuğu çeker. Bir defa bir tevhid çekti, ikincisini söylemek ister insan. İkincisini söyledi mi, üçüncüsünü söylemek ister insan. Şimdi onlar, yok. Gider gelir, la ilahe illallah. Oturur kalkar, la ilahe illallah. Durup yorur, la ilahe illallah. Deye deye, kalbin içine işlemeye başladı. İhlas ile söylendiği vakitte tesiri daha çabuk oluyor. Nihayet o zikir, ilk ders onlara zikir. Zikir çeke çeke onlar aşka geldi, doldu. Aşka gelip dolunca tekrar onun yanına gittiler. Dediler ki, bundan başka ne var? Biz duramıyoruz. Başka bir şey de varsa onu da söyle yapalım. Biz buna doyamıyoruz. Daha başkasını da söyle. Ve imam-ı salah vardır dedi. Bizde namaz kılmak da vardır. Bir sabahta kılın, bir akşamda kılın. İki sabah, iki akşam kılın diye. Nasıl kılınacak? Böyle abdest alır. Böyle okuyup, böyle kılarsın diye. O namazı da tarif eder. O sabahta, akşamda olan namazdı o vakit. Onu da bildirdi. O suretle namazı da yüklediler. Onu da dediler, yaparız. Onunla da epey bir zaman meşgul oldular. Sonra gene geldiler, ne var, başka bir emir yok mu? Vardır. Senede bir oruçla tutarız. Nasıldır? Böyledir. Onu da talim ettiler. Bu suretle ilk zikrullah'tan başlatıp onun üzerine efendim öteki ibadetleri bildirip öteki ibadetleri kabul etmelerine o zikrullah vesile oldu. Şimdi iki yol var. Peygamberlerin kullandığı yol, iki yolu da kullanır peygamberler. Şimdi inandırıncaya kadar ilim yolu var. İlim yoluyla inandıracaksın. Zikir yoluyla bağlayacaksın. Tek başına olmuyor. Onun için yalnız zikir değil, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri haftada üç defa toplantı yapar mı? Bir toplantısı zikir. Sırf usul abdesti alır, müritler efendim başka yerde giymedikleri elbiseyi giyip ekseriye beyazla giyip başları önlerinde olarak edeple dergaha gelirler, otururlar, Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine gelip Hatmi Hoca okuyup zikir yaparlar. Zikirden sonra efendim oradan kalkıp gider, müritler de giderler cihanelerine. Bir başka gece veya başka günde içtimaya davet eder, o içtimada yalnız sohbet için. Bir meclis zikir için, bir meclis, ilim meclisi olaraktan sohbet için. Sohbet tabii ilimlendir.
ne söyleyeceğini bileceksin. Efendim, ve şeriatın gözeterekten sohbet edecek, sohbet uyandıran sohbettir. O kimseleri efendim gayrete getiren sohbettir. Bu ikinci sohbeti nasihat için onu zikir yok onda. Sırf sohbettir, vaz-ı nasihattir. Ondan sonra millet gene dağılır gider. Üçüncü bir içtima olurdu. Yine boy abdesti alır müridler. Yeni ve temiz elbiselerle gelirler. Ayak basan yere bakarak da, ayağın ucuna basıp bakarak da gelir. Efendim, camiye girer, iki rekat tahiyyetül mescidi kadar oturur. Vakit namazıysa namazdan sonra ve insan mecliste iki rekat tahiyyetül mescidi kılıp oturur. Sonra şamına şübeti hazretleri de gelir oturur. O mecliste zikir yoktur. O mecliste sohbet de yoktur. O mecliste ne içten ne dıştan konuşma yoktur. O mecliste Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Onun kalbi ne kadar orada olsun, mabeynel mağribin maşrikin arasında oturan, duran ne kadar müritleri varsa, nakşibendi müritleri varsa, o kalbinden şua gönderiyor oraya. Anında hepsine yetişir. Teveccühdür o. Teveccüh kuvvetiyle sana yön verir. Senin Cenab-ı Hak'tan aldığın ahdin neyse ahdine döndürür o seni. O kuvvet var onda. Kalbiyle tasarruf eder, konuşma yok. Kalbindeki kuvvetle seni gideceğin yöne çevirir. Kuvvet ondan. Hakikaten teveccüh kuvveti olmayan kimse şeyhlik yapamaz. Kalbine, müridinin kalbinde tasarruf edemezse o şeyh olmaz. Alim kimsedir. Alimlik başka, şeyhlik başkadır. Onun için kalbine o üçüncü defa oturduğunda konuşmasız kalbiyle ona kuvvet gönderir. Onları gidecekleri istikamete döndürür, sağlamlar yolu. Onun için şimdi birinden biri noksan olursa efendim, iman kamil olmaz. Kemali üzerine iman sahibi insan olamaz. Onun için ilk zikirden başlatması bütün tarikatların usulüdür. Zikirle Allah'a imanını bir kimsenin güçlendirdiği vakitte ne emir var diyerekten gelecek sana. Sen söylemeden bir emir yok mu yapayım diyecek. Onun için tüm peygamberlerin ilk hitabı ey ahali la ilahe illallah deyiniz. La ilahe illallah. Vahidu Allah'ı tevhiden. La ilahe illallah de diyerekten. Onun için şimdi
O zaman da efendim hutbe veren kimseler çoğalacak dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler azalacak. Hatip dediği vakitinde efendim alim cihetinden söz söyleyen kimse lakin kalbe tasarrufu olmayan, kalplere tesir edemeyen kimseler azalacaktır. Kalbe tesir edenler azalacak. Kalbe tesir olmayan kimseler onlar çoğalacak. Hatipler çoğalır, alimler azalır. Alim kimdir? Kalbe hitap edebilendir. Hatip kulaklara hitap eder. Onun için millet. Neyi dinler? Bu kulaklara hitap olduğu için çıkıncaya kadar camide de dinlemez zaten. Camide de dinlemez. Ne anlayayım? Kulakları açacak alim kalbe konuşabilen alimdir. Kalbe hitabı olmayan adamın ilminden işte o hutbedeki adamlardan bir istifade alırsa insan ancak o kadar bir şey alacak. Kalbe hitap eden adam o kimse o kim kendisini dinleyenlerin kalbini Allah'a döndürmeye muvaffak olacaktır. Teveccüh kuvveti var onda. Şahun Akşemendi Hazretleri'nin üçüncü defa olan toplantıda yaptığı gibi. Maalesef bizim bugünümüzde o cinsten kimseler azalmış. Efendim papağan gibi kaset gibi boyuna söyleyen kimseler bulunuyor da asıl menbaadan konuşan adamlar kalmamış. Acayip bir hikayedir. Hazreti Ali Efendimiz Basra'yı dolaşmış. Basra camilerini dolaşmış. Orada konuşan kimseler, vaaz eden kimseler hepsini dinlemiş. Sonra dönüp gelmiş emretmiş ki Hasan-ı Basri Hazretleri bir Kadı Şureyh Hazretleri iki bu ikisinden madasına konuşmaya izin verilmesin demiş. Konuşmasınlar. Kastır demiş onlar. Kast yani kassas hikaye rivayet eden kimselerdir. İnanaleyh söylediğinin hikmetini bilmeden hikaye anlatıyor gibi söyleyen kimselerdir. Söylediğinin hikmetine vakıf olarak kalbe hitap edebilen manası iki kimse bulundu demiş. Ötekilerin lüzumu yok. Onlar oraya gitsinler, onlar dinlesinler demiş. Onların cemaati da o iki zatı dinlesin. Kendileri de bizzat gelip onları dinlesinler. Hak ve gerçek bir emirdir bu Hazreti Ali Efendimiz'den. Şüphesiz. Şimdi gelseydi bir kimseyi bırakacak değil. Hepsini de dolduracak. Hepsini de böyle hiçbir kalmadı. Binaenaleyh her günde 100 kelime-i tevhid ile gönlünüzü açınız ki 100 kere la ilahe illallah diyerekten size maddi ve manevi destek verir. Güç verir. Ferah verir. Nur verir. Sabah 100 kere la ilahe illallah ister toplu olarak ister tek başınıza söyleyin. Size ayrı kuvvet verecektir.
Cenab-ı Allah ve nur ve ferah verecek. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha. Saz eserleriyle söylüyoruz.